Değerli dostlarım, herkese selamlar. İçişleri Bakanlığı 3546 memur alımının başvurusu bitmiş oldu. Herkese hayırlı olsun. Tabi sizler puanlarınıza başvuru yaptınız. Acaba en düşük kaç puanla kapatır gibi önemli konuya da dün itibariyle canlı yayında değinmiş olduk arkadaşlarım. Hani kimisine göre hocam burası biraz daha düşük kapatabilir. Burası daha biraz daha yüksek kapatabilir. Bence şurası böyle olabilir. Bence şurası 80 üstü. Şurası 75 6 gibi birçok yorumlarda almış bulunmaktayız. Tabi herkesin görüşü farklıdır. Herkesin tahmini farklı yönde olabilir. Benim de tahminlerim bu yöndeydi. İnşallah daha da düşük kapatır. Tabi artık başvurumuzu yaptık başvuru bitti. Bunlar sadece meraklarımızı gidermek amacıyla yapmış olduğumuz çalışmalardır. Tüm illerin hepsine bakmış oluyorum arkadaşlarım. Lütfen sizler de bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer çalışmalardan sözlü mülakat aşamasından haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz. Evet sonuçlar ne zaman ile ilgili kısma geldiğimiz takdirde resmi yazıda sizlere bilgisini aktarayım öncelikle. İtiraz kısmında arkadaşlar başvurular 5 katı listeye girmek hak kazanılan pozisyon ünvanına bulunduğu ilgili sınav komisyonunca değerlendirilmiş olacaktır. Daha sonrasında değerlendirme sonuçlarına itirazlar 30 Haziran 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında hafta içi 9.30 ile 17.30 mesai saatleri arasında sizler dilekçenizi sunmuş olabileceksiniz. Yani burada ne demek istiyor? 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında ilk aşamanın sonuçlanacağı sizlerin de Puanları dahilinde herhangi bir itiraz olduğu takdirde 30 Haziran ile 1 Temmuz arasında itiraz edebileceğini söylemiş durumdadır. Yani bu açıklamaya göre yüksek ihtimalle 28 ile 29 Haziran tarihinde açıklanması gerekiyor. Çünkü sonuçlar açıklanıyor, itiraz süreci de bir gün verilmiş durumdadır. 30 Haziran ile 1 Temmuz arasında sizler itirazını yapmış olacaksınız. Neyin itirazı bu? Sonuçlar açıklandı, benim puanım bu kadardı. Niye ben alınmadımın itirazı? Yani sonuçlar açıklanacakla ilgili bir bilgi veriyor aslında. Ama benim tahminime göre genelde diğer bakanlıkların da ilanı bu yönde olduğu için ve İçişleri Bakanlığı'nın diğer sürecinde de baktığımız takdirde maksimum bir ay içerisinde açıklandığını görmekteyiz. bu yazıya göre de yüksek ihtimalle bir hafta içerisinde sonuçlara duyurulmuş olacaktır. İnşallah bir hafta içerisinde sonuçlar gelir. Temennimiz bu yönde. Ama varsayalım ki gün geldi hala açıklanmadı. 28-29 Haziran oldu hala açıklanmadı. Demek ki bu yazda hata olduğunu düşünmüş olacağız ve maksimum bir ay içerisinde açıklanacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Evet demiş olduğunuz gibi ilk başta 28-29 Haziran'da bekleyeceğiz. O zamana kadar açıklandı açıklandı. Açıklanmazsa yüksek ihtimalle bir ay içerisinde bu sonuçlar duyurulmuş olur diye umut ediyorum arkadaşlarım. Ben yine bilgilendirme oldukça veya bir açıklama yapıldıkça sonuçlar açıklandığı takdirde bizler sonucumuzu nereden öğrenmiş olacağız, nasıl bakmış olacağız gibi önemli konuya da zamanı gelince değinmiş olacağız arkadaşlar. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm süreçten, tüm sözlü mülakat aşamasından yapacağımız çalışmalardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.